dünyada bu konuyu ele alan bir vizyon var. Toplum 5.0. Batı'da buna akıllı toplum veya süper akıllı toplum da deniyor. Bu Toplum 5.0 vizyonu Japonya tarafından ortaya atıldı. Ve kısacası işle ilgili olarak, işlerin geleceğiyle ilgili olarak tanım yapmak gerekirse, teknolojinin bize gelecekte yapacağımız işleri dikte edeceği bir gelecek yerine bizim bu süreci yöneterek teknolojiyi insanoğlunun istek ve ihtiyaçlarına hizmet eder hale getirmesi, getirmeye yönelik atılması gereken adımları ifade eden bir vizyon. Yani robotlar bizim işlerimize tehdit mi oluşturacak, yoksa fırsat mı oluşturacak, bizim çok daha kaliteli, verimli zaman geçirmemize, daha az çalışmamızı ama daha refah içerisinde, hep birlikte daha refah içerisinde yaşamamızı mı sağlayacak? Bu sorunun cevabını bizim toplumlar olarak şu anda atacağımız adımlar belirleyecek. Dolayısıyla toplum 5.0 vizyonu olarak ifade edilen işte kamu, özel sektör işbirliğine, üniversite sanayi denirdi. Hep ben artık buna eğitim sanayi işbirliği diyorum. Çünkü artık üniversite çok geç. Artık okul öncesi eğitimden başlıyor bu hazırlık. Başlaması gerekiyor. Benim 7 yaşında bir oğlum var. İlkokul 1. sınıfta ve hafta sonları işte bu COVID başlamadan önce kodlama ile ilgili bir kursa gidiyordu. Yani artık oradan başlaması gerekiyor. Eğitimin değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Bilgiye dayalı bir eğitimden ziyade yeteneklere dayalı bir eğitim sistemi gerekiyor. Çünkü yapay zekanın geldiği aşamada artık bizlerin robotlarla yarışmasına imkan yok. Yani bir robot 4-5 kişinin yeri geldiğinde sahip olabildiği bilgiye sahip olabilecek. İşte yapay zekanın öğrenmesiyle, makine öğrenmesiyle zaten o iş çok farklı bir boyuta gidiyor. Dolayısıyla insanı robottan ayıran yetkinliklerde, insanı insan yapan yetkinliklerde öne çıkacağımız, öğrenmeyi öğreneceğimiz, çünkü gene toplum 5.0 insanının öne çıkan yetkinlikleri şey olacak, yaşam boyu öğrenme ve girişimcilik. Yani belki bugün üniversite hayatında olan gençler önümüzdeki İşte 40 yaşına kadar geldiklerinde 8 ila 10 iş değiştirmiş olacaklar. Sürekli yeni yetkinlikler kazanmaları gerekecek. Buna açık olmaları gerekecek. Yani dönüşüme ayak uydurabilmek, sosyal yetkinlik anlamında duygusal esneklik. Yani şimdi bu COVID pandemisi de bize çok şey öğretti insani anlamda da. Bu tür krizler geldiğinde bunlara adapte olabilmek, uyum sağlayabilmek ve buna hayatımızı, çalışma sistemimizi uydurabilmek. Bütün bunlar gelecekte geleceğin insanının haiz olması gereken nitelikler olacak. Ve iş hayatı buna göre şekillenecek. Yani robotlar, söylemeye çalıştığım şu ki sonuç olarak, robotlaşma kötü bir şey değil. Mutlaka kötü şeyler getirecek. İşte bir sürü insan işsiz kalacak, zor durumda kalacak demiyorum. Ama böyle bir ihtimal var çünkü bu dönüşüm çok hızlı ve insanoğlunun bu dönüşüme uyum sağlama hızı aynı hızda değil. Yani teknoloji çok daha hızlı gelişiyor. Biz onu biraz daha geriden uyum sağlama anlamında takip ediyoruz. Bu anlamda çok ivedilikle neler yapılması gerektiğini göz önüne alıp işte bireysel, toplumsal, uluslararası işbirliği bazında yapılması gerekenleri hayata geçirmek gerekiyor, eğitim sistemini dönüştürmek ve herkesin bu farkındalıkla kendini geliştirmesi gerekiyor.